Merhabalar, ben Sinem Yöndem. Uludağ'dan bir kez daha merhaba diyoruz. Uludağ Ekonomi Zirvesi'nin ikinci günü de paneller Tunus ile devam ediyor. Sabah Hamdi Ulukaya'nın bir konuşması vardı. Çobani'nin geçtiğimiz yıl Dünya Yılın Girişimcisi unvanını alan o başarılı girişimci kendi başarı öyküsünü anlattı. Gün içinde de Türk İş Dünyası'na yön veren isimler yine burada hem girişimcilere önemli mesajlar veriyorlar hem de Türkiye ekonomisi ve dünya ekonomisini değerlendiriyorlar. Bizim de yanımızda az önce panelinden koşup gelen yanımıza Sani Şener var. Tavsiye ediyoruz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Koşuşturmalı bir sabah hem de aslında ayağınızın tozuyla Ankara'dan geldiniz. Evet. Dün ihale gerçekleşti ve Bodrum Milas Havaalanı da en yüksek teklifi ihalede 717 milyon euro ile tav verdi. Hayırlı olsun diyelim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Zorlu bir süreçti galiba. 105 turluk bir ihale. Nasıl yani geçti? Zor bir ihaleydi hakikaten. Çünkü herkes bir kere orayı işleten Asaldi vardı. Gerçi onlar ilk çekilen oldular. Ondan sonra Dalaman'ı işleten firma vardı. Antalya'yı işleten IC Fraport firması vardı. Çekişmeli geçti. Ancak biz Bodrum için kararlıydık. Biraz daha kararlıydık. Bir de bizim belki onlardan farkımız şu oldu. Biz 14. havalimanımızı almış olduk. Çünkü ihaleyle birlikte bir portföy yönetiyoruz. O portföy yönetimle bizim Bodrum'a çok şeyler katacağımıza inanıyoruz. Yani biz Gürcistan'daki havalimanlarımızdan, Makedonya'daki havalimanlarımızdan, Tunus'tan Bodrum'a bayağı yolcu getireceğimize inanıyoruz. Direkt uçuşları artırabileceğimize inanıyoruz. Onun için 717 milyon euroya kadar çıktık. Biraz tahminin üzerinde oldu galiba rakam. Çok az tahminin üzerinde oldu ama yine de iyi bir rakam. Hayırlı olsun. Yani devlete de iyi bir rakam, bize de iyi bir rakam. İç hatlar devlet hava meydanlarının işletmesinde. Onu hemen Mayıs ayında işte rekabet kurulundan çıktıktan sonra DHM yönetim kurulu onaylayacak. Sonra Danıştay'a gidecek. Onlar tamamlandıktan sonra hemen devralacağız iç hatları. Bir de %20 yani 143 milyon euro avans ödeyeceğiz. İç hatları devraldıktan sonra Asaldi firması bir sene daha işletecek. Gelecek sene Ekim'de, 2015'te dış hatları da devralacağız. Ve birlikte 21 yıl orayı işleteceğiz. Aslında şimdi bu rakamları söyleriz biraz yüksek dedik ama özellikle şu son dönemde kurdaki yükselişlerle birlikte biraz daha sıkıntı mı bir plan yapmak sizin için bu ihaleler? Şimdi şöyle, aslında bizim havacılık sektöründe tüm dünyada gelirler yabancı para birimi üzerinden, yani euro dolar olarak, giderleriniz de lokal para birimi üzerinden. Onun için bütün bunlara baktığınızda sizin euro dolardaki değişiminde cironuz düşebiliyor ama EBITDA'nız yani favakünüz aynı seviyede kalıyor. Yani bir doğal bir koruma var. Yani finansmanlarımızı da ona göre yapıyoruz zaten. Finansmanlarımızı da yabancı paraya göre yapıyoruz. Ondan dolayı pek dış etkenlerden çok fazla etkilenen bir sektör değil. Kur riski sektör. Çok fazla yok. Çok yani. Fazla yok. Şimdi tabii listede Bodrum Milas'tan sonra LaGuardia var ki yeterlik başvurusu alınmıştı. Onun için artık son dönemece girildi diyebiliriz. New York'un en büyük 3. havalimanı. Ne kadar kaldı, ne zaman tamamlanacak? Şimdi LaGuardia hakikaten önemli bir havalimanı. Bizim için de çok önemli. Nedeni şu, biz Aeroport de Paris'e biliyorsunuz 138 bir hisse sattık. Onlar tabii bizim bu bizim bir tarifimiz vardı. Biz Türkiye'ye yakın, yani eski Osmanlı siyasi sınırları içinde iş yapıyorduk. Çünkü orada kültürel yakınlık, işte idari yakınlık bize çok ciddi avantajlar sağlıyordu. Fakat onun dışına pek çıkmayalım diye düşünüyorduk. Bir de orası gider gelişmekte olan ülkeler. Fakat Aeroport de Paris ile birlikte Goldman Sachs'a bizim halka arzdan önce ortağımızdı. Onlar da bizi çok iyi tanıyor. Üçlü bir, çok güçlü bir konsorsiyum kurduk. Bu konsorsiyumda girdik, yeterliği aldık. Yeterliği aldıktan sonra, yeterli ama çok zor zaten. Yani hakikaten demin panelde de söylüyordum. Yani bir doktora tez hazırlıyorsunuz nerede yeterli almak için. Şu anda da ihale süreci başladı. Orada yani ihale, siz kapanıyorsunuz, idareyle hiç görüşmüyorsunuz. Ondan sonra zarfı atıyorsunuz gibi değil. İdareyle devamlı görüşüyorsunuz. Yani idare devamlı sizi imtihan ediyor. Devamlı prezentasyon yapıyorsunuz. Yani nasıl işleteceksiniz? Hem işletirken hem inşaatı nasıl yapacaksınız? İnşaatın fazları. Bunun dışında finansmanı nasıl bulacaksınız? Rating alıyoruz daha şimdiden. Rating alıp, finansmanı alıp, underwrite ettikten sonra biz ancak... Tek bir sınav tekrar, değil yani birkaç... Değil. Mesela dört grupluk, dört büyük grupluk. Meksika havalimanlarını işleten Asur
önemli gruplardan birisiydi, diskalifiye oldu. Yani demek ki ya kendileri istemediler ya bir takım prezentasyonları yapmadılar, diskalifiye oldular. Biz hala devam ediyoruz. Üç grup olarak devam ediyoruz. İnşallah 20 Mayıs'ta ipi gösteririz diye umuyorum. İyi şanslar dileyelim biz çok de size. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şener'le konuştuk. Uludağ Ekonomi Zirvesi'nden biz yine gün içinde canlı yayınlarla buradaki nabzı size aktarmaya devam edeceğiz. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın. Vodafone İş Ortağım Uludağ Ekonomi Zirvesi'nden sundu.